İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra hayatım roman gelecek ve son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Ebu Bekr Ebeheri, rahmetullahi aleyh. Cehennem şimdi var. İslam alimlerinden olan bu mübarek zat, her gün sevdiklerine ederdi çok nasihat. Derdi ki, kardeşlerim, imanı olan kişi nasıl işleyebilir günah olan bir işi? Yaptığı her ameli kaydediyor melekler. Mahşerde bunlar ona sorulur birer birer. Her işi ne niyetle yaptıysa muhakkak hepsinin hesabını soracak Cenab-ı Hak. Sadece ameline bakmaz Allah kulunun. Bakar ki o amelde maksadı neydi onun. Bir bakkal ölüp gider ahiret alemine. Tam 50.000 sahife getirirler önüne. Bakıp o yazılara sorar ki, bunlar nedir? Derler, senin dünyada yaptığın amellerdir. Alışveriş yapmışsın sen 50.000 kişiyle. Her birine bir sayfa açıldı işte böyle. Onlarla ne yaptıysan, ne konuştuysan eğer, bütün inceliğiyle yazıldı birer birer. Bir günde buyurdu ki, şimdi vardır cehennem. Şiddeti bu ateşten kat kat ziyadedir hem. İşte size bir misal vereyim ey insanlar. Güneşte 50 milyon derece hararet var. Halbuki bildiğiniz var ya demir madeni, 3000 derecedeyken erir akar su gibi. Hararet 3000 iken böyle olursa demir, güneş tam 50 milyon derece, düşünün bir. Mahşerde cehenneme atacaklar güneşi. Bir anda kararacak o muazzam ateşi. Kenarda bir top gibi kalacak o ateşte. Güneşin cehenneme nispeti böyle işte. Dense ki cehennemde beden yanar ve biter. Öyleyse acıyı insan nasıl hisseder? Cevabı şöyledir ki, bedenler ahirette, bu dünyadaki gibi olmayacak elbette. Dünyadaki bedenler çürümeye mahkumdur. Velakin ahirette bedenler başka olur. Yani onlar yanınca ölüp de bitmeyecek. Allah'ın kudretiyle tekrar diriltilecek. Bu dünya ahirete giden bir yol gibidir. Gece gündüz bu yolda birer konak yeridir. Çıkmışız her birimiz bu sonsuz yolculuğa. Elbette ihtiyaç var azık ile yolluğa. Ahiret yolculuğu bitecek bugün yarın. Ecel ani geliyor. Gaflete dalma sakın. İşte ey kardeşlerim, pişman olmamak için bu ömür fırsatını iyi değerlendirin. Şu benim divane gönlüm, şu benim divane gönlüm, yine hubdan düştüm.
hubdan huba düştüm. Meh cemalin şulesinden, meh cemalin şulesinden çalkalanıp göle düştü, çalkalanıp göle düştü. Ah ben nidem şeyhim nidem, ah ben nidem şeyhim nidem, yaralıyam kime gidem, ya halim ki me arz edem. Felek bir gün cana kıyar, felek bir gün cana kıyar, sizi kabdan kaba koyar, sizi kabdan kaba koyar. Kimi atlas libas giyer, kimi atlas libas giyer, şükür bize aba düştü, şükür bize aba düştü. Ah ben nidem şeyhim nidem, ah ben nidem şeyhim nidem, yaralıyan kime gidem, ya halim ki me arz edem. Ah ben nidem şeyhim nidem, ah ben nidem şeyhim nidem, yaralıyan kime gidem, ya halim ki me arz edem. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Kelime-i Tevhid'in manası. Müslüman olan bir kimseye ilk önce La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye Kelime-i Tevhid denir. Kısaca manası Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed aleyhisselam da onun Resulüdür demektir. Kelime-i Tevhid'in manasını Ehl-i Sünnet alimleri şöyle açıklıyor. İnsanlar yoktu. Sonradan yaratıldı. İnsanların bir yaratanı vardır. Her varlığı O yaratmıştır. Bu yaratan birdir. Ortağı benzeri yoktur. Bir ikincisi yoktur. O hep vardı. Varlığının başlangıcı yoktur. Hep vardır. Varlığının sonu olmaz, yok olmaz. Onun hep var olması gerekir. O yok olamaz.
varlığı kendindendir. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Her şeyi var eden, her varı her an varlıkta durduran O'dur. O madde değildir. Hiçbir maddede bulunmaz. Şekli yoktur, ölçülmez. Nasıldır diye sorulmaz. O deyince akla hayale gelen her şey O değildir. O bunlara benzemez. Bunlar hep O'nun mahluklarıdır. O mahlukları gibi değildir. Akla, vehme, hayale gelen her şeyi O yaratmaktadır. Yukarıda, aşağıda, yanda değildir. Yeri yoktur. Her varlık arşın altındadır. Arş ise O'nun kudreti, kuvveti altındadır. O arşın üstündedir fakat bu arş O'nu taşıyor demek değildir. Arş O'nun lütfu ve kudretiyle vardır. O ezelde, sonsuz öncelerde nasılsa şimdi hep öyledir. Arşı yaratmadan önce nasıl idiyse ebedi sonsuz geleceklerde de hep öyledir. Onda değişiklik olmaz, O'nun sıfatları vardır. Sıfat-ı subutiyyesi 8'dir. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Bu sıfatlarında da hiç değişiklik olmaz. Değişiklik olmak kusurdur. Onda kusur, noksanlık yoktur. Hiçbir mahlukuna benzemezse de dünyada onu kendisinin bildirdiği kadar bilmek ve ahirette görmek olur. Burada nasıl olduğu anlaşılamadan bilinir. Orada da anlaşılamadan görülecektir. Allahü Teala kullarına peygamberler gönderdi. Bu büyük insanlar vasıtasıyla kullarına saadete ve felakete sebep olan işleri bildirdi. Peygamberlerin en yükseği son peygamberi olan Muhammed aleyhisselamdır. Yeryüzündeki dinli dinsiz herkese, her yere, her millete peygamber olarak gönderilmiştir. Bütün insanların, meleklerin ve cinnin peygamberidir. Dünyanın her yerinde herkesin o yüce peygambere tabi olması, uyması gerekir. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, tevhid taze ceviz gibidir. Cevizin iki kabuğunu ve içini herkes bilir. Özünün özü de yağıdır. Münafıklar yalnız dille la ilahe illallah der, kalple inanmaz. Bu birinci derecedir. İkinci derece, kelime-i tevhidin manasına kalbin inanmasıdır. Bu inanış ya başkasından görerek, işiterek olur ki bizim gibi cahillerin inanışı böyledir. Yahut delille, aklın ispat etmesiyle inanır. Din alimlerinin, kelam ilmi üstadlarının inanması böyledir. Üçüncü derece, bir yaratanın her şeyi yarattığını görmek, her işin tek bir fail tarafından yapıldığını, başka kimsenin hiçbir şey yapmadığını anlamaktır. Bu anlayış için kalpte bir nurun parlaması gerekir. Böyle hasıl olan iman, cahillerin ve kelam alimlerinin imanına benzemez. Mesela bir ev sahibinin evde bulunmasına inanmak üç türlü olur. Birincisinden işiterek inanmaktır. Taklitte olan iman bunun gibidir. Ev sahibinin her gün kullandığı bineğini, elbise ve ayakkabılarını evde gördüğü için inanmaktır. Bu da kelam alimlerinin imanına örnektir. Üçüncüsü de ev sahibini evde görerek inanmaktır. Bu, ariflerin tevhidine örnektir. Böyle tevhid her ne kadar yüksek derece ise de bunun sahibi mahlukları görmekte ve bunların Halik, yaratıcı tarafından yaratıldığını bilmektedir. Mahlukları gördüğü için tevhid tam olamaz. Dördüncü derece, bir var görür, birden başka bir şey görmez. Tasavvufta bu hale, tevhidde fena derler. Bu dört dereceden birincisi, münafıkların tevhidi olup, cevizin dış kabuğuna benzer. Cevizin dış kabuğu acıdır. Dış yüzü güzel, yeşil ise de iç yüzü çirkindir ve yakılınca bol duman yaparak ateşi söndürür ve birkaç gün cevizi korumaktan başka bir işe yaramaz. Münafığın tevhidi de münafık olduğu bilinmediği için
halk onu Müslüman zanneder. İkincisi, cahillerin ve kelam alimlerinin tevhidi, cevizin tahta kabuğu gibidir. Bu tahta kabuk, cevizi birkaç zaman korumaktan başka işe yaramadığı gibi, bu derecedeki tevhid de yalnız insanı cehennem ateşinden korumaya yarar. Üçüncüsü, cevizin özü gibidir, yenilecek, yararlanacak kısımdır. Dördüncüsü, cevizin özü yenilip hücrelerine kadar sindirilmiş halidir. Hayatım roman. Gerçekleşen rüya. Bugün Zehra ablaları ziyarete gittim. O da kim? Rahmetli Recep Efendi'nin hanımı. Öyle mağdurlardı ki yüreğim parçalandı. Nasıl yani? Hani köyün girişindeki tek odalı ev var ya. Evet. Kadıncağız orada 3 çocuğuyla beraber yaşıyor. Bugün gittiğimde baktım çoluk çocuk battaniyeye sarılmış, tir tir titreşiyorlar. Meğer yakacakları yokmuş. Yüreğim parçalandı bey. Ya. Ne oldu? Neden durgunlaştın birden? Yok bir şey. Hadi çorbanı bitirsene. Ya doydum. Ben yatıyorum hanım. Allah rahatlık versin. Sana da bey. Allah-u Ekber, Allah-u Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oldu bey? Ben sabah namazına camiye gidiyorum. Güle güle, Allah kabul etsin.
Uçun kuşlar Medine'ye, selam götürün Nebi'ye. Ümmet onu çok özlemiş, gidin söyleyin Resul'e. Ümmet onu çok özlemiş, gidin söyleyin Resul'e. Bedir'de mi, Uhud'da mı, nerede beklesek seni? Safa'da mı, Merve'de mi beklesek ey Nebi seni? Bedir'de mi, Uhud'da mı, nerede beklesek seni? Safa'da mı, Merve'de mi beklesek ey Nebi seni? Binlerce yıl geçse bile Resul hala yeryüzünde. Sanki yine avuç açmış dua ediyor ümmete. Sanki yine avuç açmış dua ediyor ümmete. Bedir'de mi, Uhud'da mı, nerede beklesek seni? Safa'da mı, Merve'de mi beklesek ey Nebi seni? Bedir'de mi, Uhud'da mı, nerede beklesek seni? Safa'da mı, Merve'de mi beklesek ey Nebi seni? Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Evet, hoş bulduk. Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, ibadetleri yaparken diyor, yaptığımız ibadetin farzına, vacibine, sünnetine, müstehabına, mübahına, mekruhuna, müfsidine tam uyulursa, dört mezhebin şartlarına da uyulmuş olmaz mı? Diğer mezhebi taklit yapacağımız zaman da böyle mi yapalım? Biraz açabilir misiniz demiş. Yok, estağfurullah. Tabii altyapı küçük olduğu için ama dinleyicimiz gene iyi yakalamış. Zaten dört mezhepten herhangi birisi kendi mezhebinin gusuldeki, abdestteki, namazdaki farzlarına, sünnetlerine, müstahaplarına, menduplarına, müfsitlerine, mekruhlarına riayet ettiği zaman diğer üç mezhebin de aynı şekilde çoğunluğuna uymuş olur. Ha, istinalar var. Mesela İmam Şafii Hazretleri cemaatinde Fatiha okuması farz diyor. İmam Malik Hazretleri müstahap diyor. Ama İmam Hasan Hazretleri mekruh diyor.
böyle durumlar var. Abdeste İmam Malik, İmam Şafii Hazretleri kan abdesti bozmaz diye İmam Azam Ebu Hanife Hazretleri bozar buyuruyor. Şimdi dinleyicimiz, hani ben hepsini yerine getirmiş olsam ona uymuş olmaz mıyım? Yok. Yani o genel itibariyle öyle yapmış olsa diğer mezhebin, diğer üç mezhebin de belli şeylerine uymuş olur. Zaten mezhep taklidi o kadar zor bir şey de değil. Kendi mezhebinin sünnetlerine, müstahaplarına uyduğu zaman öbür üç mezhebin de aynı şekilde belli şeylerini, farzlarını yerine getirmiş olur. Olur da istinalar var. Bunun için de o istinalar da öğrenmesi lazım. Mesela İmam Şafii Hazretleri diyor ki eli kadına deyince abdesti bozulur diyor. İmam Malik Hazretleri de şehvet de değerse bozulur buyuruyor. Ama İmam Azam İbni Hanife Hazretleri şehvet de değerse de bozulmaz buyuruyor. Birinde kan abdesti bozar, birinde bozmuyor mesela. Birinde bozmuyor. Dolayısıyla hani yani sualden şöyle anladım. Kendi mezhebinin bütün şartlarına uyunca mezhep taklit etmeye gerek var mı gibi bir sual çıkıyor karşımıza. Var. Yani uysak da var. Çünkü istisnalar var. Onları bilmemiz lazım. Ne yapacağız? Mesela Şafii mezhebini taklit ediyorsak kadın elimizde yediği zaman abdestimiz bozuluyor. Bozuldu diyor. Müfsitlerine riayet edeceksin. Peki efendim kan çıktı. Evet, taklit ettiğiniz mezhep bozmaz diyor ama kendi mezhebin bozar diyor. Ona riayet edeceğiz. Ona riayet etmemiz gerekiyor. Onun için de güzel bir ölçü bildim Ehl-i Sünnet alimleri. Mezhep taklit ederken taklit ettiğimiz husus neyse o konuda o mezhep şu farz, bu ibadeti yaparken şunları farz, şunlar şunlar da bozar. Bunları öğreneceğiz. Ha efendim farz dedikleri zaten kendi mezhebinde varmış. Alülala mesele yok. Ondan sonra müfsit dedikleri de varmış. O da alülala. Onda da problem söz konusu değil. Ama yine de İmam Malik Hazretleri'nin, İmam Şafii Hazretleri'nin veya İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri'nin içtihadına uyuyorum demeli. Bir başka dinleyicimiz diyor ki babam otogalericiliği yapıyor. Ben de diyor tek başıma araba alıp satıyorum. Babam bana 13 bin lira kadar işte sermaye yapayım diye para verdi. Şimdi diyor bu parayı da kullanıyorum. 2 ay kadar oldu diyor bunu vereli. Önümüzdeki yıl diyor babam zekat verirken diyor bu 13 bin liranın zekatını ben mi vereceğim babam mı diyor. Sermaye olarak verdi. Tabii. Sermaye olarak verdi. Ama borç mu verdi, emanet mi verdi belli edilmemiş bu. Borç verdiyse babasına ait. Hediye ettim sana yardım olsun diye sana hediye ettim dediyse bunun oldu. Dolayısıyla bu yaptığı işte o sermayenin içine girdi. Bunlarla mal aldı. Bütünüyle aynı şekilde hesap edecek. Borçtan çıktıktan sonra nisap miktarı varsa onun zekatını verecek. Onu açığa çıkarması lazım. Babası dediyse ki evladım ben sana sermaye olarak verdim ama borç olarak verdim dediyse babası alacakhanesine yazacak. Bu da borçhanesine yazacak onu. Düşecek yani. Diyelim 100 bin lirası varsa 13 bin lirası borç diyecek, çıkaracak onu. 87 bin lira kaldı diyecek. Onlar için de başka borçlar varsa onları da çıkaracak. Diyelim ki 50 bin lira kaldı. 50 bin liranın zekatını verecek. Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Diyor ki bir tanıdığım bir miktar para verdi bana. Bulunduğum bölgede anneleri babaları ayrı 3 kardeş var, küçük çocuk var. Bunlara bir şey almak için. Fakat diyor biz diyor iyi biliyoruz ki bu çocuklara bir şey alınca bunların babaları çok huysuz bir adam. Bunları çöpe atıyor. Biz de gözümüzde gördüğümüz şeyler. Şimdi ne yapabiliriz diyor. Bu parayı ne yapayım o zaman diye sormuş. Kim verdiyse ona söylemeli. Bana sormamalı. Arkadaş durum bu. Sen bunu verdin ama demeli. Biz alsak çöpe atacaklar. Sen diyorsan ki çöpe atsalar da alın. Gider alırsın. Çünkü sen vekilsin. Kalkıp da bana sorma durumu olmaz. Yani bize sorma durumu olmaz. Yani bana sorma durumu derken yani burada o parayı verenin dışında herhangi birisini kastediyorum. Onunla sorulmaz. Çünkü ben sana para vermişim. Şunları götür şu fakirlere dağıt demişim. Ondan sonra diyorsun ki ya onlar fakir değil zenginmiş. Tekrar dersin ki arkadaş sen böyle dedin. Ben senin vekilinim. Senin adına iş görüyorum. Ya geri verirsin parayı. Ben derim ki ver parayı o zaman. Yahut da zengin mi olmuşlar? Hediye olarak ver o zaman dedim. Hediye, zengine verilen hediye, fakire verilen sadaka olur. Buradan ben bir soru çıkarayım o zaman. Şimdi bir hadis-i şerif mi vardı bilmiyorum ne. Hani kibir
güzel bir şey değildir ama fakirin kibri daha kötüdür da gibidir bir şey. Büyüklerin sözleri, evet. Fakirde bulunursa daha kötüdür. Evet. Yani burada şimdi muhtaç durumda olan birisi var ve baba bu çocukları tabii alıp almamak onun hakkı da, yani almayabilir de tabii ki. Ama o çocuklar da sanki hani mağdur olacakmış gibi bir his oluştu bende babalarının yüzünden. Evet. Yani bir böyle bir kibir var sanki, böyle benim yardıma ihtiyacım var falan. Şimdi siz öyle derken benim hatırıma geldi, bir atasözü var veyahut da darp mesel halinde söylerler. Tam söyleyebilecek miyim bilmiyorum da, hem kel hem hodul mu derler. Evet, aynen öyle derler. Söyleyebildiniz. Tamam hocam. Şimdi bir tane daha bir şey söylerler de adamın bilmem nesi yok işte, ondan sonra da bilmem nesi var falan, evet, diye böyle bir darp mesel daha söylüyorlar, evet, ama bak o hatırıma gelmedi. Neyse onu neyse. İyi ki unutmuşsunuz. Tamam. Şimdi dolayısıyla hani bazıları hakikaten kibir zaten kötü de, bu aynı şekilde fakir de olursa daha kötü ya. Ya neyine kibirleniyorsun sen arkadaşım ya? Yani. Neyine kibirleniyorsun? Neyini beğenmiyorsun? Ben var ya ben falan. Ya yiyecek ekmeğe muhtaçsın hala ben diyorsun. Tam sobalık adam yani. Hani Allah bana rahmet eylesin. Emel abiler öyle buyuruyor. Sopa. Sopa diye. Hakikaten öyle. Ama Cenab-ı Hak anlayışlarını artırsın. Hidayet nasip etsin. Diyecek herhangi bir şey söz konusu değil. Efendim bu dinleyicimiz parayı kim verdiyse onunla görüşsün. Sorsun. Ha o derse ki ya sen istediklerine ver. O zaman tamam. Götürür istediklerine verir. Benim diyor şöyle bir durumum var. Hep namazlarda diyor, ilk rekatta zamm-ı sure olarak diyor, hep elemtereden başlıyorum. Bunun bir sakıncası olabilir, mahsuru var. Yok, sakıncası olmaz. Sadece kitaplarda şöyle bir ifade geçiyor. Aynı namazlarda aynı sureleri okumayı adet edinmek ifadesi geçiyor. Ama bu mesela dinleyicimizin söylediği çoğumuzun başında, bizim de başımızda. Mesela öğle namazı kılacağım, niyet ettim öğle namazın ilk sünnetini kılmaya diyeyim. Allahu Ekber diyeyim, hemen zamm-ı surede şey Fatiha'dan sonra hemen elemter ediyorsun. Oradan aşağısını okuyacağım ya, otomatik olarak başlayıveriyorsun. Bazen hatırlıyorsun, bu sefer de diyorsun sondan başlayayım, Felak nasıl okuyayım diyorsun. Hani zorluyorsun kendini, bu dinleyicimiz de aynı şekilde zorlasın kendini, zaman zaman değiştirsin. Veyahut da Erayt-ı Lezi İnne Atayne okusun. Böylece o, arada sırada değiştirirse... Şeyde, yatsı namazını vitirle beraber tabii. Vitirde kazasını kılarken bu şey oluyor. Aslında hayır, yönlendirici oluyor, iyi oluyor yani. Tabii. Baştan başlayınca sonuna kadar gidebiliyorsunuz yani. Tabii. Evet, sırayla gidiyorsunuz. Sırayla gidebiliyor. Sayı saymakta zorlananlar olursa. Ama arada sırada değiştirmek iyi olur buyuruyor. O zaman adet edilmiş olmaz buyuruyor kitapta. Kızım, bir başka dinleyicimiz, mezheplere inanıyorum ama bir şey aklım almıyor. Birinde helal olan diğer mezhepte niçin mekruh veya haram? Sonuçta bunların hepsini Efendimiz Aleyhisselam tatbik etmişse niye böyle diğerine göre mesela mekruh oluyor helal olan bir şey demiş. İnsanlar yeryüzünde hepsi aynı kuşakta yaşamıyor. Cihan şumul olarak Muhammed Aleyhisselam'la gönderdiği dini bütün kulları için göndermiştir. Ve dünyayı yaratan kendisi Allah-u Teala. Ve bu dünyanın üzerinde ekvator bölgesi ve buna yakın bölgelerde yaşayanlar var. Güney yarım kürede yaşayan var. Kuzey yarım kürede yaşayan var. Kutuplarda ve kutuplara yakın olan, kutupların tam merkezinde yaşayan yokmuş galiba, kitapta öyle diyor. Ama kutuplara yakın yerlerde yaşıyor. Tabii. Hayat sürenler oluyor. Mesela 8 ay kış, 4 ay işte bir güneş gördükleri yerler de var ama yaşıyorlar. Hala internet düşüyor. Bunların diyor yaşama şekli bu, çiğ çiğ de etiyorlar. Bakıyorsun çamaşırlar bile takır takır kurumuş. Eskimoğullar falan mesela. Takır takır kurumuş derken buz tutmuş. Buz tutmuş. Onu anlatacaktım. Öyle olduğu halde yaşıyorlar bunlar oradan. Ve oradan da göç etmiyorlar. Burayı seviyoruz diyorlar. Şimdi bu insanların hayatlarına göre de bunlar iman edince ibadet etmeleri lazım. İbadet etmeleri lazım. Mesela deniz bölgelerine yakın olan yerler. Sıcak yerlerde mesela. Veya deniz kenarlarında. Evet. Mesela İmam-ı Şafii Hazretleri araştırmış, bakmış. Resulullah Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam işte o bölgelerden gelen bir sahabe-i kiram peygamberimiz görünce, imam olunca izin vermiş. Onun için İmam-ı Şafii Hazretleri bakıyor. Ondan sonra tatbikata bakıyor. Ha diyor, bu bölgelerde yaşayanlar denizden çıkan midyeydi. Ondan sonra diğer denizde yaşayan canlıları yemesinde mahsur yok. Hükmü oradan alıyor. Ha İmam Hasan Hübani Hazretleri de bakıyor. O da bakıyor. Resulullah Efendimiz aynı şekilde, diyelim ki kuzey yarımkürede yaşayan birisi gidiyor. Orada şey yapıyor falan. Ha diyor, tamam balık yenir.
Şey değil ama diğer şeylerin bunun ihtiyacı da yok zaten. İzin vermemiş mesela Resulullah Efendimiz onlara. İkisinin de kaynağı o. Bu buradaki bölgede yaşayanlar için uygundur. Bu da bu bölgelerde yaşayanlar için uygundur. Gelelim İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh Peygamber Efendimiz namaz kılışını, ashab-ı kirama şey yaptığını çok dikkat ediyor. Namazda kıyamdayken secde yerine bakıyor. Rükuda ayak ucuna bakıyor. Kadede kucağına bakıyor. Tetkik ediyor. Bunu alıyor. Diyor ki namazda sağa sola bakmak mekruh. Çünkü Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiramın nakliyle böyle yapmıştır. Peygamber Efendimiz yaptığı ne? Sünnet. Sünnet terk etmek mekruh. Bu kavli almış. Ama öbür tarafta Resulullah Efendimiz başka bir yerde mesela sıcak iklimlerden gelmiş olanlarla beraber namaz kılarken mesela sağına bakmış, soluna bakmış, namaz kılarken bakmış. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri buna bakıyor. Ha diyor. Bakılabiliyor. Bu mekruh değil diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri mekruh. İkisi de doğru bunun. Yanlış değil. Peki Kuzey Afrika ve Afrika işlerinde yılanı, çiyanı, akrebi dolu. Hele sıcak iklimde dolu. Namaz kılarken adam sağına soluna bakmazsa bir akrep gelecek, sokacak, öldürecek. Dolayısıyla İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri bu kavli almış. Bu kavli aldığı için İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri'nin mezhebi de zaten o coğrafyalarda çok yaygın. Adam namaz kılarken sağına soluna bakıyor. Yılan mı geliyor, akrep mi geliyor? Kendini korumuş oluyor. Bu bakıyor derken bakabiliyor yani. Ya bakabiliyor. Yani salak salak her tarafa aynı şekilde namaz yani, kılıyor. Seyrediyor. Bakmak emir değil yani. Emir değil. İzin verilmiş. Mekruh evet. Değil diyor. Böyle bir şeyden kendini korumuş. Gönlü rahat oluyor yani, en azından. Gönlü rahat oluyor. Ama İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin ki de Kuzey Yarımküre'de böyle bir tehlike yok. O bu kavli almış. Ve İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri'nin aldığı kavli de bu bölgelerde yayılmış. Yani hepsi doğru. Aldıkları yer aynı. Aldıkları yer aynı. Bu sebepten dolayı mesela balığın dışındakilere İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri mekruh diyor. Peki efendim Hanefi mezhebinde olup da yani öyle bir yerde ki mideden başka yiyecek bir şey yok. İmam-ı Şafii Hazretleri'ni düşünerek yiyebilir. Çünkü İmam-ı Şafii Hazretleri izin vermiş. O zorlu durumlarda olan bir hadise. Bunların hepsi rahmettir ve kolaylıktır. Yani çok özür dilerim de insanların hepsi fabrikasyon değil, standart değil. Aynı iklimlerde de yaşamıyor. Farklı iklimlerde yaşıyorlar. Ve o farklılık da oradan kaynaklanıyor. Evet. Ama bizim görevimiz herhangi birisine tabi olmak. Tabii tabii. Yani ondan bir tane alayım, şundan bir tane alayım değil. Ona telfik denir ki o haramdır, caiz değildir buyuruluyor. Ancak zaruri zamanlarda kullanılabilir o. Bir dinleyicimiz diyor ki oruç borçlarım var. Büyük ihtimalle bir hanım dinleyicimiz. Ama diyor bir türlü ödeyemiyorum bu oruç borçlarımı. Yaşı da müsait ki hani bunu soruyor. Yani parasını vereyim hesabı yapmıyor. Ödemek istiyorum ama bir türlü diyor ödeyemiyorum. Nefsim diyor oruç tutmamak için diyor bu kazaları ödetmemek için diyor ayak diriyor. Nasıl üstesinden gelinebilir diye böyle bir soru sormuş. Kıyamet Ahiret kitabının ilk 30 sayfasını okusun. Sonra da mektubatı okusun her gün azar azar. Peki ne olur? Ruhu kuvvetlenir, kalbi kuvvetlendirir. Ruh ve kalp kuvvetlenince mesela diyelim ki hani nefsi tamam bedeni şey yapmıyor falan. Kısa günlerde, Kasım Aralık ayları kısa günlerdir. Önce hemen birden toptan hepsini tutacağım diye başlamasın. Bir gün tutsun, ara versin bir günde, bir gün tutsun. Mesela haftada 3 gün tutuyor. Olabilir. Ve hafta sonları tutuyor. Pazar günleri mahsur yok. Cumartesi tutarsa cumartesi pazar tutsun mesela. Böyle yavaş yavaş aynı şekilde bedeni de nefsi de tırsar. Bir de bu borçlarımı ödemezsem mesela şunu yemeyeceğim diyecek. Helal olan bir şeyi kendine yasaklayacak. Adak değil bu. Veya şunu yapmayacağım diyecek. Üstüne üstüne gidecek. Ha bedeni diyecek ki ya diyecek bu sandığım kadar da salak değilmiş. Bu, yapıyor. Beni kısıtlayacak. Bari diyor serbest bırakayım der. Yolları öyle göstermiş. Şöyle de düşünmek lazım mesela hocam. Ayda bir kere bile tutmuş olsa. Tabii. Ramazan Şerif'i çıkalım. Yılda 11 orucunu tutmuş olur. Tutar, tabii. Bu da bir şey. Şeydir yani. Hiç yapmamaktan yani, iyidir. Evet. Tabii. 11 borcundan kurtulmuş olur yani. Doğru söylüyorsun. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.